Hadi bakalım hanımlar, verin puanlarınızı. Bakalım bugünkü masaya, lezzetlere, yemeklere kaç puan vereceksiniz? Evet, herkes tahtalarını indirsin. Puanları açmadan önce dediğim gibi Cengiz Bey'in sizlere bir sürprizi vardı. Hem anlamlı hem de özel bir sürpriz. Evet Cengiz Bey, biz hazırız. Gülerken ne olur acı çek değirme. Ben seni çok sevdiğim ne olur gitme. Seven iki gönül kaynaşır bence. Sana geldim sevgilim gülüm elimde. Seven iki gönül kaynaşır bence. Sana geldim sevgilim gülüm elimde. Görünce atıyor benim şu kalbim. Yanarım aşkından döndüm deliye. Hasret kaldım inan senin sevgine. Sana geldim sevgilim gülüm elimde. Sana geldim sevgilim gülüm elimde. Sana geldim sevgilim gülüm elimde. Evet, ağzınıza sağlık. Devam edemedim daha, kusura bakmayın, bir kıtası daha kaldı. Biraz daha devam etseydin. Kalsın. Teşekkür ederiz. Nefesini sağ. Bu kadar yeterli. Bu şarkının anlamları Cengiz Bey'e çok büyük şeyler ifade ediyor. Çünkü bu şarkıyı, bu şiiri aslında rahmetli eşine yazmış kendisi. Yazmıştır. O anlama geleyim. Evet. Dert insanı şair eder derler. İşte insan derdinden bazen neler neler yazıyor. Böyle bir günde de çok anlamlı oldu bu kadar insanlar sevdiklerinden ayrılmışken. Şu anda benim ekran başında da birçok kişi vardı sevdiğini kaybeden. Hele ki bu deprem zamanı. Evet, her zaman diyoruz sevdiklerinizin kıymetini bilin. Bir gecede kaybedebilirsiniz. Aynen. Cengiz Beyciğim, tekrardan ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah sabrınızı arttırsın. Çok zor bir yer. Allah'ım size uzun ömür versin. Amin. Çoluğunuza çocuğunuza inşallah. Daha çok gençsiniz. İnşallah daha tekrar güzel bir yuva kurmanızı isterim. Amin. İnşallah. İnşallah. Dediğim gibi hayat bu. Evet. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Dediği. Evet. Aldığı yerden gidiyor aynı. Hem gülüyoruz hem eğleniyoruz. Hayat aynen böyle öyle bir şey işte. Hayat yani işte sürprizlerle dolu. Bak hepimizin evleri ayrı, dertleri de ayrı. Evet. Zannetme ki abi benim çok güzel bir hayatı var. Dört dörtlük. Her şeysi dört dörtlük değil. Hepimiz yani çatılarımız ayrı ya. İnan ki her şey bizim için ama güçlü olmak zorundayız. Evlatlarımızın için. Biz güçlü olacağız ki onlar da güçlü olacak. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi sıra geldi puanlamaya. Evet. Hazırsanız. Evet, hayat devam ediyor dedik. Evet. Cuma günü 20.000 TL'yi kazanmak için uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Evet Sibel Hanım, puanınızı açıklayın. Kaç puan verdiniz? En çok benim puanım merak ediliyor diye düşünüyorum. Evet. ben her zaman için Cengiz Bey için adaletli olacağımı söyledim az önce de. Ve ben bu konuda Cengiz Bey kırılır mı bilmiyorum ama adaletli olduğumu düşünüyorum. Puanınızı çevirin, biz de görelim bakalım ne kadar adaletli oldunuz. Şöyle önce ekrana göstereyim. 3 puan geldi Sibel Hanım'dan. Evet. İndirebilirsiniz. Peki Cengiz Bey 3 puan, beklediğiniz puan mıydı Sibel Hanım'dan? Bekliyordum ama bir şey söylemeyeceğim artık. Tamam. Peki. Teşekkür ettim. Cansu ben. Hanım buyurun, siz çevirin puanınızı. Sesli bir şekilde. 2 verdim. 2 puan geldi Cansu'dan. İndirebilirsin. Neye verdin Cansu puan olarak? Ya tatlısı kıvam olarak tutmuştu. Zaten birçok yemeğini beğenmediğimi dile getirdim. Tatlısına ve karşılamasına verdim. Peki. Evet Bahadır abla. Daha var. Evet.
Üç olduğunu düşünüyorum onun. Evet, kurban olurum sana ben. Üç puan. Yedirebilirsin. Evet, üç puan da Bahadır abladan geldi. Sen niye puan verdin Bahadır abla? Yemeğine, böreğine. Tatlısı da can sütlüklerime kıvamını tutmuştu. Bak ona. Demek ki Bahadır ablam beğenince veriyormuş puanını. Karşılaması da var yani. Peki evet, son puan Habibe Hanım'da. Aslında Sibel'den çok Habibe Hanım'ın puanı merak ediliyordu. Evet Habibe abla. Ay teşekkür ederim. Bravo. Bir çiçekli üç Habibe'den geldi. Çiçeklendirdim. Canım canlandırken çiçeklendirdim kendimi. Teşekkür ederim. Ondan sonra böreğin, anne ana yemeği. Başka ne? Var ya, senin 3 puanın en çok o duygulandırdı adama bak. Senin 3 puan vermen. Adaletsiz falan diyordunuz da gerçekten adaletliyim. Evet, toplamda 11 puana ulaştı beyefendi. Ellerine kollarına sağlıyorum. Misafirperverliğiniz için, mutfaktaki beceriniz için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.